Ünlü bir şair bir şiirinde der ki, "Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum. Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye. Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini sana haber veriyorum yeni doğduğunu güneşin." Ve şiirin en sonunda şunları söyler. "Seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarımdan. Kara yılan, kara yılan, kara yılan, kara yılan." Bu şairin bütün şiirlerini topladığı eserinde yılan doğrudan veya dolaylı olarak tam 18 kere, süt imgesi de tam 17 kere geçmektedir. Bu ilgimi çekti ve üzerine konuşabileceğimizi düşündüm. O halde şimdi şiire bakalım. Süte davet edilen bir yılan. Şahsen ben sütü çokça severim. Yılandan da acayip derecede korkarım. Hele kara bir yılansa. Biliyorsunuz yılan sütü sever. Hatta bir hikaye vardır. Şöyle ki, bir gün uyumakta olan bir kadının ağzına yılan akar ve içine girer. O günden sonra her yıl o kadın bir yılan doğurur. Her yıl. Bunun çaresi olarak da bir kazanda süt kaynatılır ve kadın kazanın üzerine baş aşağı asılır. Tabii süt kaynıyor. Sütün kokusunu alan yılan aşağı doğru kadının ağzından süt kazanına düşer. İşte burada şair yılanı tatlı ve merhametli bir şekilde süte çağırıyor. Bir söz var bilirsiniz. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Süt de yılanı deliğinden çıkarır. Yani anlayacağınız şair reddedilmesi zor bir şekilde, reddedilmesi zor bir teklifte bulunuyor yılana. Şair yılanı ısrarla süte çağırıyor. Sanki yılan bir tehlikenin içerisindeymiş de tek kurtuluş yolunun süt olduğunu söylemeye çalışıyor. "Ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum. Peki kim bu yılan? Bu yılan neyi temsil ediyor?" İşte bu sorunun cevabını bulmak için şairimizin başka bir şiirine yöneliyoruz. "Gittin ve bozdun bütün büyüsünü yuvanın. Yüzyılların sabrıyla, ay ışığının harcıyla. Güvercinlerden, kırlangıçlardan, içgüdü müziğinden, çocukların pul pul düşlerinden doğmuş bir çiçek evine. Girdin ve bozdun sessizliğini. Güneşin doğuşunu, ışığın camlardan geçişini durdurmak istediğin uğursuz ıslığınla. Karlar içinde donmuştun, tuttun sıcacık ovaya indin. Baharın gözlerini ezdin, nergisler üstünde dans ettin. Bozdun bütün büyüsünü canlı olmanın. Tanrı böyle yaratmış seni. Sen yılan olmaya mahkum, gecenin ta kendisi. Kara kaderlerin çerçesi, zafer anıtlarının güvesi, mutlu öfkelerin sfenksi, gövdende ölüm zehirli bir ağıt gibi. Ve insanoğlunun karşısında kül kedisi, melek dağıtansın zehirli tozlarında. Skandal serpersin Meryemlere, cennetin kapısını durmadan kapayansın." Bu dizeler size neyi çağrıştırıyor? İnsanoğlunun karşısında kül kedisi. Burada kül kedisi masalına bir atıf var. Yani kendisini kül kedisiymiş gibi gösterip aslında içerisinde karanlıklar barındırmasını anlatıyor. Ayrıca cennetin kapısını durmadan kapayansın. Burada da şuraya bir atıf var. Hristiyan ve Yahudi inancına göre şeytan cennetten kovulduktan sonra Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı kandırabilmek için yılandan yardım istemiştir. Yılan insanoğlunun cennette kalmasını engelleyen hayvandır. Bu iki atıf aslında bize yılanın kim olduğuna dair bir fikir verdi. Ama şu dizeler daha iyi anlamamızı sağlayacak. "Karlar içinde donmuştun, tuttun, sıcacık ovaya indin." Hatırlayabildiniz mi? Size bir şeyler çağrıştırdı mı? Sizin de aklınıza yıllarca soğuk, karanlık çağlar yaşadıktan sonra sıcacık, güneşli İslam coğrafyasına inen Batı geldi mi? Evet, Batı yılanın ta kendisi. Peki ya süt?
yılan batıyı temsil ediyorsa, süt de elbette ki İslam'ı temsil ediyordur. Yani şair burada İslam medeniyetinin aslında yılanın çokça sevdiği süt olduğunu belirtmeye çalışıyor. Yani sen de sütü istiyorsun demek istiyor yılana. Süt bende diyor. Seni süt içmeye çağırıyorum. Peki neden süt? Burada aklımıza Miraç hadisesi geliyor. Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan birisi de Cebrail aleyhisselam peygamberimize birinde süt, birinde şarap olmak üzere iki kap uzatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam içerisinde süt bulunan kapı tercih ediyor. Ve bunun üzerine Cebrail de sen fıtratı tercih ettin, seçtin diyor. Sütün tercih edilmesiyle fıtrat arasında bir ilişki vardır. İslam dini, İslam medeniyeti huzur veren, mutluluk veren, sevindiren bir medeniyettir. İşte süt bunu temsil eder. İslam aslında bir süt medeniyetidir diyebiliriz. Şarapsa kötülüğün anası olduğu için tercih edilmemiştir. Yılan yani batı şarabı tercih etmiştir. Ve şarabın kötülüğüyle karardıkça kararmıştır. Seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarımdan. Peki neden parmak? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir seferde Resulullah'la beraberdik ve suyumuz çokça azaldı. Resulullah az kalan suyun bir kaba boşaltılıp kendisine getirilmesini istedi. Bunun üzerine sahabiler getirirler ve Resulullah mübarek elini suyun içerisine koyar, kabın içerisine. Ardından şöyle der, mübarek suya gelin, bereket Allah'tandır. Abdullah bin Mesud diyor ki, suyun Resulullah'ın parmaklarından fışkırdığını gördük. Yani şair, Resulullah'ın yöntemiyle yılanı, batıyı, hidayete, doğruya, fıtrata çağırıyor. Yılana uzatılmış bir el. Bu sahne size tanıdık geldi mi? Taha suresi 17. ayet. Nedir o sağ elindeki ey Musa? 18. ayet. De ki o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. 19. ayet. Allah buyurdu. Onu yere at ey Musa. 20. ayet. Hemen attı. Bir de ne görsün? O akıp giden bir yılan oluvermiş. 21. ayet. Allah tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. İşte o sahne. Elini yılana dönüşmüş asasına uzatan Hazreti Musa. Sonraki ayet. 22. ayet. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Tıpkı ne gibi? Tıpkı süt gibi. Bembeyaz. Evet, son bir soru. Yılan ve süt imgesini bu kadar derin, veciz ve edebi bir şekilde kullanan bu şair kimdir? Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde, bir kış güneşliğinde. Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir. Tabiatı aşan bir bildiriştir. Ne güz, ne sarı renk bu göçü anlatır. Bu kan rengi, bu kıpkızıl öçü anlatır. Görünüşte kırmızı, gerçekte yeşil. Görünüşte öç, hakikatte değil. Faninin sonsuzla barışması, affın mağfiretle yarışması. Thank you.
yaprağın düşüşü değil bu toprağa. Bir yıldırım çarpışıdır dağa. Sonbahar değil, ilkbahardır. Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır. Bulutlar açılır, güneş çıkar. Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür. Deniz çalkalanır, saçar ortaya hazinesini. Anladım, onlar ölmediler. Ölüm adına ölüm maskesini takınarak dönüştüler bir ışığa.